Sahne olmaktadır. Reyhanlı katliamı, insanların özgür yaşam alanlarına müdahale niteliğindeki alkol satışına ve kullanımına getirilen yasaklar ve kısıtlamalar, İstanbul'un çağdaş kentleşmesi ve kent ulaşımı için ölümcül sonuçlar doğuracak 3. köprü tartışmaları derken, birkaç gündür Taksim Gezi Parkı'nın yok edilmesine karşı halkın ve bazı vekillerinin gösterdiği demokratik tepkinin sabaha karşı baskınlar yapılarak, orantısız güç kullanılarak, benzerine yalnızca faşist devletlerde ya da polis devletlerinde rastlanabilecek şiddetle bastırılmaya çalışmasından rahatsız olduğumuzu, kentimizde özellikle 1, 2 ve 3 Haziran 2013 tarihlerinde halkın demokratik tepkisini ortaya koymak için yaptığı barışçıl gösterilerde hepimizi üzen olaylar yaşanmış ve halk hareketine dönüşen olaylar ne yazık ki aşırı güç kullanımıyla, polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmıştır. Avukatlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve avukatlık kanunundan aldığımız görev ve yetkimiz nedeniyle hakkında işlem yapılacak yurttaşlarımıza hukuki yardımda bulunmak amacıyla 1, 2, 3 Haziran 2013 tarihlerinde akşam saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar sanayi polis merkezindeydik. Orada bulunduğumuz süre içinde polis merkezine getirilen, aralarında küçüklerin de bulunduğu birçok yurttaşımızla görüşme istemlerimiz, savcı beyin talimatını biliyorsunuz, vekaletname olmadan görüşemezsiniz, savcının emri var, kesinlikle hiçbir avukat içeriye alınmayacak gibi özetlenebilecek gerekçelerle reddedilmiştir. Bizler bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu, anayasamızın ve avukatlık kanununun ihlal edildiğini, savunma hakkının yok sayıldığını, bu uygulamayla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı söylememize karşın durum değişmemiş ve gerginlik yaşanmıştır. Bu gerginlikler sırasında bir polis memuru tarafından avukatlara cop bile kaldırılmıştır. Gerginliğin daha da büyümesi sonucu yapılan görüşmeler üzerine polis şefinin izin verdiği birkaç avukat içeri girmiş ve bilgi alabilmiştir. Bütün bu süreç boyunca polisin avukatlara karşı olan tutumunu kınıyoruz. Bu konuyla ilgili yasal yollara başvuracağız. Yine bu
Yine bütün bu süreç boyunca bazı göstericilerde kötü muamele ve işkence izine rastlanmış, özellikle sırt bölgesinde cop izi ve kol kırığı gözlenmiştir. Öncelikle anayasal bir hak olan savunma hakkına saygı gösterilmesini, biz avukatların savunma görevimizi yaparken önümüze çıkarılan engellerin ve zorlukların bir an önce kaldırılmasını, polis şiddetine son verilmesini ve bu şiddetin sorumluluğu hakkında etkin yasal işlem yapılmasını istiyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duralım. As members of Antalya Bar Association, we are building a bridge on Bosphorus, the third bridge on Bosphorus, and making some changes in Taksim Square in Istanbul. And Turkish people started showing their democratic reaction against these steps taken by the Turkish government. And unfortunately, everybody saw unproportional reaction of police forces. This has created much bigger reactions in other cities of Turkey.